Serkan teşekkür ediyoruz. Ben Ceyda ile ikiniz konuşurken bir yandan da tercüme ediyorum. Evet, evet. Burada aktarıyorum. Ama diyorlar ki yani her sene Ceyda da dedi. Richmond Riverside'e gitmeden yapamaz Erbatur. Mutlaka gitmesi lazım diyorlar. Bu arada bilen bilir diyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. Burak Karanfil'in de Burak Meral'in de ellerine sağlık. Burası bizim 4. Avaççık Hava Stüdyomuz. Evet. Aynı zamanda YouTube ortamında da sağ olsun Ahmet Sivaslı ve ekibi bu sohbetlerimizi bizim paylaşıyorlar. Önce Tower Bridge'de başladık. Doğru. Sonra Westminster'a gittik. Sonra Piccadilly'ye gittik. Bugün Richmond Riverside. Evet. Erbatur'un rehberliğinde devam ediyoruz. Güzel bir yer, hakikaten güzel bir yer. Ya nasıl kurduk bu masayı ben de bilmiyorum. Oradan bu masayı getir, buradan sandalyeleri al, gazeteleri al, kitapları koy, kahveleri koy derken. Burası sakin bir yer tabii. Güzel, evet. Londra'nın dışında ve böyle nehir kenarında benim en sevdiğim yerlerden biri. Seferihisar'dan alışık kendisi tabii. Memleketi. İşte İzmir tarzı değil mi? Hemen şehirden uzaklaşacaksın abi. Hemen atacaksın kendini kalabalıktan. Böyle sakine geleceksin. Tabii Ceyla'yı bir süredir yalnız bıraktım. Buradan selam olsun. Ama artık yavaş yavaş geri dönüş süreci başlıyor. Sen döneceksin ama Ceyla sonra tatile çıkacak. Orası da öyle ya. Hayat böyle bir şey işte. Sonra Ceyla dönecek, sen tatile gideceksin. Biz döneceğiz, sen tatile gideceksin. Demek evet, ki programlar aynen. Bana kalacak. Şey gibi, altınlar dörde bölünecek gibi oldu. Şimdi özellikle Serkan'la dünden beri konuşuyoruz. Şimdi de bahsetti pası atarken. Mizahi paylaşımlar da oluyor. Çok konuşuldu penaltı meselesi. İki top konusu var. Serkan da söyledi az ben önce. Ben maçta görmedim. Ben de söyleyeyim. Görmedim biliyor musun maçta? Yani o anda ben fark etmedim yani iki tane top olduğunu. Ben gole seviniyordum belki ondan yani. O da ayrı. Ben şöyle, ben de video çekiyordum o anda. Penaltı hissettim. Ya penaltı hissettim derken bir şey olacağını hissettim. O penaltı anını yakaladım ben de. Şeyi merak ettim daha doğrusu. Hani orada taraftarın tepkisi nasıl diye. İnanılmaz bir coşku vardı. Malumunuz aslında izin verilen kapasite normalde 4'te 3. 60 bin. Dün 75 binden çok rahat fazla vardı. Tabii, tabii. Her ne kadar resmiyette 64.500 diye geçmişler kayıtları ama hiç alakası yok. Çok net 75 binden fazla taraftar vardı. Danimarkalılardan belli yerde 8 bin civarında 67-68 bin İngiliz taraftar vardı. Ve bence finalde tıklım tıklım dolacak ama İtalyanlar da boş durmaz, onu da söyleyeyim yani. Yani zaten oldukça İtalyan var Wembley'in olduğu bölgede, onu söyleyeyim. Evet. Yani İtalyanların ağırlıklı olduğu bölge haliyle geleceklerdir. İtalyanlar da geri adım atmaz. Gerginlik olursa da şaşırmam ben o finalde. Ben de şaşırmayacağım. Bu arada sabah da BBC sabah programında stüdyoya İtalyan formasını giymiş şekilde aşçı şef var bir tane. İtalyan şef var burada. 20 yaşında Londra'ya gelmiş. Hatta biliyorsunuz bu yarışmalar oluyor. Yarışmalara şeflik yapmış. Master şef var aslında, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Sen iyi misindir mutfakta? Ben mutfakta fena değilim. Fena değilim de tabii bir şef değilim yani en azından, tamam, öyle söyleyeyim. Ama gene iyiyimdir ben yani. Ben de fena değilimdir. Yani. Öyle mi? Evet, evet. Bilmiyordum bak bu yönünü. Çok çok iyi değilimdir ama fena değilimdir yani. Böyle fırında falan kendi tamamen icadım olan yemekleri bazen üretebiliyorum. Şimdi İngilizler, gazetelerde de var burada. Daily Mail var, Daily Express var, Daily Mirror var. Ya Veli, oraya geçmeden şu top konusunu konuşalım mı ya? Hangi? Penaltı. Ha, top konusu sen söyle. Penaltı konusunu. Sence penaltı mıydı? Ya şimdi şöyle, kuraldan zaten Serkan da bahsetti pası atarken. Hı. Eğer bir temas var deniliyorsa var devreye giremiyor yani bu evet. Anlamda. Temas da var bence. Bence de var. Penaltısı için yeterli mi değil mi ayrı konu. Ama var devreye giremez artık. Bir şey soracağım. Bir şey duygusallığı gördüm genel olarak. Şimdi Danimarka underdog dedikleri favori olmayan takım tamam. olduğu için ve bir hikaye yazarak geldiği evet. için böyle bir sanki duygusallıkla yaklaşılıyor. Bir sempati vardı Danimarka'ya karşı. Ve İngiltere, bizde büyük takımlar sevilmez, dünyada da hep eleştirilir ya. Yani İngiltere'de geçmişinde şu an öyle değiller. Bak buraya kitaplar aldık, boşu boşuna koymadık. Hani böyle şov olsun diye koymadık. İyi, onları tabii, konuşacağız tabii. birazdan. Geçmişinde çok üstten bakan bir tarz olduğu için burada çok eleştiriliyor. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bence penaltıydı bir kere bak. Hikmet Kanaman'la beraber izliyorduk. Ben de penaltıya yakınım. Yani Hikmet, evet. Hikmet Hoca da penaltı olduğunu düşünüyor. O da yan koltuktaydı. Bence penaltı pozisyon. Hadi diyelim ki değil. Tamam ki diyelim ki diyor. Ya olmayan penaltıyla İngilizler kazandı. O zaman farklı maçları izlemişiz derim ben. Ya şöyle, bak, %100 penaltı diyebileceğimiz pozisyon yok, değil. Ben penaltı diyorum yani. Evet, ama tartışılır yani. Tartışılır, onu söylüyorum. Hani böyle kesin penaltı değil, tabii. kesin penaltı öyle bir şey yok. Hani onu söyleyeyim. Bence teması var. Evet. Hakem demek ki o teması daha yakın, yeterli gördü penaltı için.
Onun için söyleyebileceğim benim bir şey yok yani o anlamda. Tekrar geliyorum Veli, ben penaltıyla İngiltere olmayan penaltıyla Danimarka'yı eledi yoksa Danimarka eleyecekti hikayesini anlamıyorum. Ben burada biraz duygusallık olduğunu düşünüyorum. Oyunun özellikle 80. dakikasından itibaren tamam 5-4-1'i koydu Danimarka. Evet. Bak teknik tamam. olarak konuşalım. 5-4-1 bloğunu koydu. Tamam. Ve o bloğu İngiltere burada kaleye Schmeichel'a kadar yasladı ceza sahası içine ama kadar. Ama genelde bu 75-80'den sonra daha ağırlıklı oldu. Onu söylüyorum. Özellikle 80'den itibaren evet. buraya sıkıştırdı. Mengene gibi oldu burası. Evet, tamam. Ve doğru. bir şey çıkacağı belliydi artık. Çünkü penaltı, şut gidemiyordu artık. Ve şeye dikkat edin. Dedi ki Southgate. Bak hiç kendini beğenmişlik yapmadan. Hı. Benim fizik gücüm sizden üstün kardeşim dedi. Uzatmalara kadar oyuncu bir tane değiştirdi Grealish yaratıcılık açısından. 5 tane değiştirdi Danimarka. Sonra bir tane daha değiştirdi Danimarka. 2 tane değiştirdi uzatmalarda oyuncu. Foden ve Henderson'ı aldı İngiltere. Evet. Benim zaten fizik gücüm size yeteri ortaya koydu ve Mengeni'yi orada yaptı. Zaten bir şey bulacaktı. Yani aslında maç İngiltere'ye gelmişti orada. O yüzden penaltı oldu da İngilizler geçti. Bence biraz haksızlık yapılıyor bu noktada İngiltere'ye. Olabilir. Bir de şöyle bir durum var bence. Danimarka'ya sempatinin yanı sıra biraz İngiltere'de birazcık bir antipati de oluştu az çok. Evet, ne oluştu evet, biliyor evet. musun? Hani bu Delta varyantı biraz bahane edilip strateji yapıldı ya. Ondan dolayı da antipati duyanların olduğunu düşünüyorum. Ben görüyorum da biraz. Yani hani bu durum kullanıldı ve artık tamamen bir ev sahibi avantajının iyice dönüştürüldüğü için. Bundan dolayı da İngiltere'ye karşı olanlar vardı. Bence. Tabii şimdi evinde oynamaya dönüştü. Ya bu turnuva... Tabii. Şimdi bu turnuva Platini'nin uydurduğu bir turnuva. Bir kere onu söyleyelim. Ya bize vermemek için turnuvayı uydurduğu bir turnuva evet. oldu. 12 ülkede yapacağız işte 60. yıl bilmem ne falan böyle yalandan açıklamalarla yapıldı. Sonra pandemi de patladı. İyice saçma sapan oldu. 50 tane yerde herkesin 50 tane maç. İşi zorlaştı bu anlamda. Ya evet. Aslında şu an turnuva. Bir turnuva daha başladı. Hı hı. Bu turnuvanın da İngiltere turnuvası. Ya bu Londra Final Four'u şu an olan. O yüzden eleştirileri anlayabiliyorum. Bir anda İngiltere'nin eviymiş gibi oldu çünkü. Ama günün sonunda şeyi de söylemek lazım. Ya, pandemi haberlere yansıdığı gibi yaşanmıyor burada. 19 Temmuz'da da Freedom Day ile beraber kapalı alanlarda da maske kalkacak. Zaten açık alanlarda yok. Zaten normal yaşam devam ediyor bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Yani. Böyle şeyler vardı. İşte publara gidilmiyor, kafelerde oturuluyor. Yok öyle bir şey. Yani. Onun hepsi de yapılıyor, onu da söyleyeyim. Ya resmen biraz beklemişler. Evet. Bu arada Burak'tan rica edeyim. Bir tekli girerse Veli'ye ben de bir şey alacağım çantamdan. Tamam, o zaman ben de bu sırada yani neden kitapları aldığımızı lütfen anlat. Kitapları da anlatayım. Gazeteleri de göstereyim. Birkaç tanesini. The Times var mesela. İngiltere tarih yazdı diyor. Arka sayfasında da finally yani en sonunda başlığı var. Bu finally başlığı şöyle söyleyeyim size. Daily Mirror'ın manşetinde, Daily Mail'de de arka sayfada ve Daily Express'in de aynı şekilde başlığı. Yani bunlar dört gazetede de aslında birbiriyle sanki anlaşmış gibi ama büyük ihtimalle sadece finally kısmını kullanmışlar. Oradan yola çıkmışlar ve ağırlıklı olarak dikkat çektikleri nokta da 55 yıllık bir kalp kırıklığına dikkat çekiyorlar ki 1966'da şampiyonluğa ulaşmışlardı büyük turnuvalar nezdinde o anlamda. Dolayısıyla da bu 55 yıllık artık hasrete son vermenin daha fazla duygusallığı var ve bunu öne çıkartıyorlar. Sabah da Alan Shearer mesela bağlandı BBC'de. Evet. Saat 8'di. 8'de bağlandı. 8.20'ye kadar yayın yaptılar. 3 saatlik uykuyla bağlanıyorum dedi ama bayağı eğlenceliydi. Tony Adams ITV'ye bağlandı. Onu izledim. Keza aynı şekilde Sam Allardyce bağlandı ITV'ye. Onu izledim. Çok güzel sohbetler vardı ama burada taktik analiz bugün yapılmadı. Bugün sadece anın coşkusu yaşandı. Ya yıllardır üstlerinde olan bir yarı final ağırlığı onlara var. Onlara bahsettiler tabii, daha çok. Yani 96-66 işte bugün. Deli, It's Coming Home şarkısı sürekli çalıyor. Tabii, stüdyolarda normal. Sürekli çalıyor. Normal. Yani yıllardır üstünde bir yarı final ağırlığı var. Geçemiyorsun. Penaltılara kalsa nasıl bir stres olacaktı Wembley'de kimse bilmiyor. Çünkü ben hep bir travmam var. Onu da söyleyelim o zaman. Bak tabii. Stres kısmı var ya. Hep konuşuyoruz Southgate'in 3 yıldır kendisine neler kattığını, 3 yıl önceki Southgate'de bugünkü evet. arasında ne olduğunu anlatıyoruz, tabii. farkı anlatıyoruz. ITV'de izlediğimde ITV'deki sunucu Gareth Southgate'in hemen arka bölümünde oturuyormuş ve Southgate'i çok yakın gözlemlemiş ve diyor ki 1-0'dan sonra aslında İngiliz evet, evet. takımı panik yapmaya başladı. Ve diyor ki Southgate hayır sakin olun, frene basın sakin olun, panik yapmayın, telaşa kapılmayın diye defalarca oyuncu uyardı, isimleriyle seslendi, uyardı. Sonra sakinleşmeye başladı takım diye söylüyor. Şimdi
çok muazzam bir iletişim teknik adamına dönüştü bir kere Southgate. Onu eğitim söyleyeyim. Eğitim almış, öyle söylüyorlar. Evet, sen bunu zaten bilgisinde önceki evet. yayınlarımızda vermiştin. Şunu gördüm ben, Pickford çok stresli bir kalecidir. Hani böyle esprisi yapılırdı eskiden, o neydi, şaka mıydı hatırlamıyorum. Böyle. Panik 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 diye şaka yapılır. Hakikaten öyle bir adamdı. Panik 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 olur bir anda top gelince ayağına. Gitti özel olarak ona, hani tranquilo var ya İspanyolca'da, sakinleş, kalma, yani calm down kısmına evet. doğru. Nedense birkaç dilde söyledikten sonra tekrar anlatayım. Sakin, sakine getirdi ve bir şeyler söyledi. Birebir izledim o yüzden. Ve orada Pickford'un davranış tarzı değişti. Şimdi bak, deminki İngiltere, Danimarka ve dijital medyada yükselen böyle sinir olayını şundan anlatmak istedim. Bir insanı sevmeyebilirsiniz. Tamam. Ama bir insanı siz sevmiyorsunuz diye ya da zamanında da yanlışlar da yapmış olabilir. Hı hı. Ama bir insan o an doğruyu yapıyorsa sen o insanı sevmiyorsun diye onun doğrusunu yanlış diyemezsin. Bu seni yanlış insan yapar o zaman çünkü. Şimdi eğer biz şu anki İngiliz futbolculara zamanında yukarıdan bakan İngiliz kamuoyu bir kendini beğenmişlik oluşturdu diye bunlar da öyleler dersek o zaman biz de onlar gibi oluruz. Sen de herkes gibisin diyor ya sözde. O zaman sen de herkes gibi olursun. Sen geçmişin yüklerini bugüne bagaj olarak kimsenin eline veremezsin. Verdiğin zaman haksızlığı yapan sen oluyorsun. Evet. O yüzden biraz daha farklı yaklaşmamız lazım. Hani var ya bu dijital medya öfkesi, herkesin yaptığı, böyle oturup bir öfkeyle saldırıyorlar. Bir sakince bakalım. O zaman hakkını veririz. İşte o zaman Southgate'in hakkını veriyoruz. Niye bu İngiliz takımı herkesten farklı? Neden buradaki basında ilk defa bütün İngiltere milli takımın arkasında duruyor ve yarı finalde elenmiş olsalardı bile onları alkışlayacaklardı diyor. Önceden söylediler, maçtan aynen önce. Öyle. Çünkü bu İngiltere milli takımı ayakları yere basan, kimseye yukarıdan bakmayan, evet. bir grup halinde hareket eden, egolarla değil takım başarısı için liderlerini dinleyerek, doğru adımlar atarak ve kimsenin kimseye üstünlük kurmadan geldiği bir milli takım. Bunu anlamak lazım. Bir önceki yayınımızda Tarık Üstün bize pası atarken çok güzel noktaya temas ederek bence pası attı. Burada evet tabii ki kuşkusuz Gareth Southgate'in bir ürünü var ortada. O, yani o kesin, ama bunun yanı sıra direkt olarak hani İngiltere milli takımına katkı yapayım diye yapmamış olsa bile kendi takımı için gelişim sağladığı isimler üzerinde Guardiola'nın da gerçekten, ben Tarık Üstün söyledikten sonra dikkat ettim, katkısı var. Kesin. Yani Stones'un üzerinde katkısı, Walker'ın üzerindeki bence çok ciddi katkısı ki bana göre dün ben hani bir değil mi? Bence bir. Bence de bir. Çıplak gözle izlediğimiz için topsuz alanını görüyorsun. Tabii. Her yerini görüyorsun. Ya Walker bence bir numaraydı dün. Stones bence 2'ydi, Maguire 3'tü. Dördüncüydü, ben Declan Rice'ı dahil ederim 4'e de mesela İngiltere milli takımda. Ben hücum kısmında, yaratıcılık kısmında Sterling ve Kane haricinde Grealish oyuna dahil olduğunda değişiyor durum ama tabii. sıkıntı var biraz orada. Oraya kadar getiriyorsun, kabul, ama sıkıntı var. Bir de Capello'nun açıklamasını paylaşmıştı ki maçtan önce. Southgate beni şaşırttı demişti. Daha önceki İngiliz milli takımı Southgate'in ilk dönemlerinde dörtlü savunma çakılı olarak oynuyordu ama şu anda hareketli, önde sürekli olarak basan agresif bir dörtlü savunma var. O yüzden yaklaşamıyorlar İngiltere milli takım ceza sahasına diye bahsetti. Ben Harry Maguire, bak açık konuşayım, çok beğenmem. Dün inanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı. Walker nasıl basıyorlar önde? Gerçekten böyle pres yapan bir savunma dörtlüsü, pres yapan savunma dörtlüsünden bahsediyorum. Ben görmedim daha önce. Çok çok çok. Gözle. Çok haklısın. İşte, en büyük gücü orası. İşte bu fizik gücünü. Fizik gücü, sen, evet. Zaten deminki konuyla bunu birleştirebiliriz. Uzatmalarda sadece iki oyuncu değiştiriyor ya. Evet. Neden? Çünkü takımının fizik gücünü biliyor. Hazır. Çünkü hazır. Zaten, ya biliyor. Evet. Ben fizik gücünü kullanırsam zaten rakibimin öndeyim. Oyuncularım diyor. Düşmedi diyor. İşte bu da Premier Lig'in artısı bu arada. Premier Lig'in artısı, doğru. Senin bahsettiğin Guardiola hocanın, Klopp hocanın, Bielsa hocanın, Solskjaer. Solskjaer'in, hatta yani sayarsın Hasenhüttl hocanın, yani Thomas Tuchel hocanın. Çünkü başka bir seviyeye çıktılar orada ve burada bunu bir arada kullanabiliyorlar. Şu var, ben Walker'ı bire koyuyorum. Hasenhüttl'le Tuchel daha çok sanki Danimarka'yı destekler. Doğrusu öyle ya. Christensen vs. Tabii evlatlar. De Mount falan da var canım tabii, şimdi yani. Neyse ama günün sonunda herhalde şunu konuşmak gerekiyor. Ben şuna ayrı bir parantez açılması gerektiğini düşünüyorum. Hani orada Raheem Sterling'in, Kyle Walker'ın kendini geliştirmesi ama olgunlaşması da. Şimdi biz bu kitapları niye getirdik? İngiltere ile ilgili şu vardır. Bugüne kadar neden olmadı? Futbol niye hiç evine dönmedi 66'dan beri? Şundan dönmedi.
İngiliz futbolcular, gençler biraz yıldızlaşınca party boy oluyor onların tanımıyla. Oluyorlar. Yani mesela ada ile ilgili bir durum bu. Ya adanın eğlence, coşku, pop, o kültür, o rock and roll kültürü. Yani sonuçta şey değil, yani bu Rolling Stones'tan bahsediyoruz. Rolling Stones'un ülkesi, Beatles'un ülkesi. Yani bu rock içeride akar. Ama bir yerden sonra da ayar kaçar. Şimdi bunun bir numarası bu adamdır. Tabii. Paul Gascoigne. Belki de İngiltere tarihinin en yetenekli oyuncusudur Gasa. Ama o kadar sorun yaşamıştır ki, işte alkol sorunları vesaire, o oyundan kopmuş, hatta artık konuşamayacak hale geldi, biliyorsun. Formula 1'den de bir örnek vereyim. James Hunt. Bana göre George Best'in Formula 1 halidir, motorsporları halidir. Çok tabii ismi de çok güzelmiş. Shunt, evet Shunt. Yani. Bunu da zaten bir özel kitaptır bu. Bugün aldı Erbatur'da bunu. Evet. Az önce bir kitapçıya gittik. Bu eski, bu ilk geldiğimde aldım. Ya şu Paul Gascoigne hikayesi gerçekten oradan yola çıkmıştık Erbatur'la tabii konuşurken. Kitapçıya gidince de bir dolaşırken orada raflara bakarken çok güzel bir hikaye denk geldim. Aslında çok merak ettiğim. İşte. Bir de arkasındaki yazıcıya da baktığımda o beni merak ettirdi. Gary Speed, Unspoken. Biliyorsunuz trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Galler futbolunun bana göre son dönemdeki çıkışındaki temellerini atan o kişidir kendisi. Oyunculuk dönemi, teknik adamlık dönemi çok özel birisidir Gary Speed. Ve burada diyor ki ailenin anlatılmayan, konuşulmayan hikayeleri var bu kitapta diyor. Hakikaten hayatı merak edilecek, ne yaşadı Gary Speed bu adam diyeceğimiz bir kitap olduğu için çok merak ettim ve muhtemelen hani bilmiyorum ama Türkçe'ye çevrilmesi de çevrildiğini zannetmediğim için yani bu kitabın. O yüzden aldım yani. Tamam, ben o zaman, sen çok güzel bir noktaya değindin. Buradan bütün yayın evlerine sesleniyorum. Lütfen daha fazla sporcu kitabını, spor kitabını Türkçe'ye çevirelim. Sayı artmaya başladı ama çok daha fazla artması lazım. Son dönem arttı ya bence. Arttı ama daha da artması lazım. Yani her spordan, her daldan birçok sporcu çıkıyor. Gururla takip ediyoruz. O yüzden bu kitapların da sayısı lütfen artsın. Neyse, dönelim. Bu takımın şu an böyle olmasının sebebi iyi, daha iyi çocuklardan oluşuyor olması. Yani onlar iyi değildi değil ama oyunla daha odaklanmış bence çocuklar. Bence de egolarından daha arınmış, öyle söyleyeyim. Egoları çok yüksek seviyelerde değil. Kesinlikle. Burnu havada futbolcular değil. Yani hani buranın komutanı benim demiyor. Demiyor. Öyle söyleyeyim ben yani. Yani şimdi bak, zamanında takım hala konuşuyoruz değil mi abi? Beckham'lı, Scholes'lu, işte Lampard'lı, yani Gerrard'lı, Owen'lı kadro nasıl şampiyon olamadı? Rooney'li kadro. Bak, nesil olarak en iyi jenerasyon o bence. Tartışmasız kesin o. Sol Campbell, Terry, Ashley Cole. Muhteşem yani. Yani inanılmaz takım. Rüya takımı gibi. Tabii o Dream Team. Ama ne oluyordu biliyor musun? Mesela biz buraya oturduk ya, şeyi kurduk böyle, masamızı vesaire. Evet. Onlar oturmadan önce bir egolar geliyordu. Tabii tabii. Burada yemek yiyordu o egolar. İşte ondan sonra gidiyorlardı. Oyuncular ondan sonra geliyordu. Tabii. Öyle olunca ne dedi Gary Neville? Biz zamanında herkesi yeneceğimizi düşünerek gidiyorduk. Sonra takım olmayı unutuyorduk dedi. İşte tam aslında buraya geliyor. Yani günün sonunda finalde ben farklı bir İngiltere göreceğimizi düşünüyorum. Hiç İtalya konuşamadık bu arada ama. Şöyle, finalde zaten farklı bir İngiltere göremezsek bence İtalya cezayı kesebilir. Yani son maçta evet, bak tekrar öne çıkarttığımız konulara bak. Savunma kısmı. Evet. Walker, Stones, Maguire, Declan Rice. Benim sıralamam böyle mesela son maçta. Öne çıkan isimler topu, olarak. Topu bırakır mı İngiltere'ye İtalya? Ben bırakabileceğini düşünüyorum, biliyor musun? Bırakabilir. Çünkü tek dezavantajı... Yine bir ilk 5 dakika bir mücadele olur mu, yoksa kafadan sence yok, bırakır mı diyorsun taktiksel anlamda? Ben taktiksel anlamda... İspanya-İtalya maçında ilk 5 dakika bir tarttılar. Bir denedi, olamayacağını anladı. Evet, çünkü o zaman İspanya aldı. Tabii, İspanya dedi ki yani sizin bu yapmaya çalıştığınızı biz zaten kurduk dedi ve aldı topu yani. Bunu yıllardan beri oynuyoruz. Bizim oyunumuz bu dedi yani zaten. Siz yok, yani. Siz giderken biz dönüyorduk dedi İspanya. Top kontrolünü yaptı ama günün sonunda şu var sevgili Veli. Bence İngiltere'nin en büyük problemi kontra ataklar. Zaten bunu gördük. Müller o golü atsaydı başka bir şey konuşuyorduk. Dünkü maçta Danimarka kontralardan bir şey bulabilirdi. Yalnız kontra olmayan toplarda da pozisyon falan vermez İngiltere. İngiltere çıkamıyor mu diyorsun kontraya? Hayır, İngiltere kontraya çıkıyor ama... Çıkıyor bence. Hayır, çıkıyor. Ama İngiltere top ayağındayken dedin ya, savunma yaptığında zorlanıyor. Tamam. Çünkü önde basan bir savunma var. Sen işte onu söylüyorum. Arkaya çünkü kaçabilir oyuncular yani orada. Ya şimdi bak, aklıma şey geldi. Atmadım İtalya İspanya'ya golü hızlı kontra atakta, hızlı hücumda. Şey hatırlıyor musun? Beşiktaş Antalya Spor maçını 6-3-1'i koymuştu Ersun Hoca bu sezonun evet, maçı. Evet. Şimdi dün de 5-4-1'i koydu Danimarka. Tamam. Sen dedin ya, yaratıcılıkta zorlandı İngiltere diye. Çünkü o bloğu geçmekte zorlandı. Tabii tabii. Eğer şu olmayacaksa, bu maçta Sancho'yu, Grealish'i, işte Foden'ı, 11'de Rashford'u belki izlemeyeceksek,
ki sanmıyorum hepsini. Üçlü savunma mı olacak diyorsun sen? Emin değilim, onu konuşuruz. Biraz daha evet. Yani bu olursa şaşırmam ama üçlü olursa. Yani, ben de şaşırmayacağım. İşte evet. O yüzden topu bırakabilir İngiltere'ye. Çünkü İngiltere'ye topu verdiğinde İngiltere'nin savunmada tek zaafı kontra ataklar. O yüzden İtalya'nın ben topu bırakacağını düşünüyorum. İtalya'nın bırakacağını düşünüyorum İngiltere'ye topu. Enteresan bak, bilmiyorum evet. Yani. Bırakırsa dediğin gibi çok farklı bir taktiksel anlamda bir hamle olur. Ben bırakabileceğini düşünüyorum. Aynı İspanya'nın maçında yaptığı gibi. Hmm. Orada mecburiyetten belki bıraktı biraz ama burada taktik işte olarak bırakırsa bırakır. Ve İngiltere'de topla 75 bin kişiyle arkasında diyorsun. Ciddi anlamda açık verebilir yani geride. Zaten bir tek öyle açık veriyor İngiltere. Ben o yüzden öyle bir maç görürsek şaşırmam. Capello diyor ki aynı zamanda bu turnuva dripling yapan adamların turnuvası diyorum ben de. Dripling yapan adamların öne çıktığı turnuva olarak görüyorum diyor. Bunlar kimler diye örnek de veriyor. İngiltere'den Sterling'i açık ara bir numaraya koyuyor. Ve devamında da İtalya'dan Spinazzola ile birlikte, ki Spinazzola olmayacak. O tabii doğal olarak aşil tendonu koptu. Chiesa'yı öne çıkartıyor İtalya'dan bu anlamda. Onu da söyleyeyim. Ben de bu turnuvayı beklerin ve merkez orta sahaların turnuvası olarak görüyorum. Yani ben çünkü artık eskiden hani Ballon d'Or'u kim kazanır, bu turnuvanın öne çıkan oyuncusu kim dediğimizde genelde ya forvetleri sayardık, ya hücumcuları sayardık, işte kanat ofansif oyuncuları sayardık. Şimdi artık savunmacı sayıyoruz, bek oyuncuları, sağ bek, sol bek, merkez orta saha bunları sayıyoruz. Diyoruz ki Calvin Phillips, Declan Rice, Jorginho, Barella diyorsun, bek oyuncularını söylüyorsun, Luke Shaw öne çıktı diyorsun, Walker'dan bahsediyoruz, Spinazzola diyoruz. Yani dolayısıyla her takım için böyle. Ben artık bu turnuvayı teknik adamların turnuvası olarak görüyorum. Ve dünya futbolunda yönetimin tamamen teknik adam mantalitesi üzerinden ilerlediği turnuvanın imzasıdır bu. Hocalar ne oynatıyorsa, oyuncular sistemin içinde ne kadar yıldız olursa olsun ona uyum sağlayarak oynadığında ortaya fark çıkıyor. Hiç bekliyor muydun yani mesela İspanya'nın İtalya karşısında santraforsuz çıkacağını? Ben söyleyeyim, kimse beklemiyordu 4-6-0'ı. Ben de beklemiyordum. Ama işte orada Luis Enrique hoca dokunuşu yaptı. Evet, yaptı. Öbür tarafta... Bir önceki maça göre 3 tane farklı oyuncu vardı. Sarabia mecburiyetten yoktu. 2 tane de kendi hamlesi vardı. Sevgili Danimarka, Eriksen üzerinde kurulu bir oyunken bir anda üçlüye döndü. Evet. Bambaşka bir baskı evet. Oyunu oldu. Southgate hoca bir üçlü çıkıyor, bir dörtlü. 4-2-3-1'i çok net görüyorsun. 4-3-3'ü bir anda görebiliyorsun farkı. Yani... 2-1'den sonra Trippier'i aldı, döndü üçlüye zaten. Tabii. Sen şimdi mesela oyunun taktik kısmından keyif alıyorsan bence artık dünya tamamen teknik adamların sistemi içindeki oyunculara döndü. Bu turnuvada onun imzası. Ben basın toplantısı da vardı bugün Şenol Hoca'nın. Ben Şenol Hoca'nın da bu turnuvadan biraz nasıl söyleyeyim esinlendiğini düşünüyorum bundan sonrası adına bazı konularda. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Hani Şenol Hoca ders aldı falan gibi bir şey söylemiyorum. Hani bazı şeyler... Ya herkes, hepimize bir şeyler katar yani, bir şey, bir tecrübe ediniriz bir yerlerden, bakarız. Diyor ya mesela, ben İtalya'nın ısınma kısmında attığı deparları görünce şaşırdım diye bahsediyor Şenol Hoca mesela. Evet. Isınmasından bahsediyor. Hı-hı. İtalya'nın maç öncesi, ondan bahsediyor. Yani ben bu turnuvanın Şenol Hoca'ya daha da üstüne katacağını düşünüyorum bir şeyleri. Ya Afrika'nın... Onu edindim ben sözlerinden, o izlenim edindim, öyle söyleyeyim yani. Ya bunu hayatımızda hepimizin uygulaması lazım. Afrika'nın efsane lideri, yani dünyanın efsane lideri Nelson Mandela ne der? Evet. Nelson Mandela der ki ben kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim der. Güzel. Yani hepimiz hayatımızda yaptığımız her şeyden bir şeyler, her şeyden bir şeyler öğrenmek. Evet. Ama gerçekten attığımız her adımdan eğer bir şeyler eklersek kendimize, o zaman daha farklı bir insan olarak hayatımıza devam ediyoruz. Ben tamamen şu an teknikten, taktikten, isimlerden farklı olarak konuşuyorum. Çünkü güzel. Ya biliyoruz ki bugün Gascoigne yapmak istemezdi aynı hataları. James Hunt yapmak istemezdi. Belki diyeceksin ki o zaman Gazza olmazdı, James Hunt o. Onlar ayrı konudur ama keşke de azaltmak lazım hayatta. Esas olan bu. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Bu şekilde bitirelim bence. Ağzına yani sağlık. Yani senin de ağzına sağlık. Bugün 4. açık hava stüdyomuz. Yarın düşüneceğiz artık bakalım. Sende vardır bir yerde. Var. Planlamayı yaptım gene, destinasyon. Peki. Akşam o zaman konuşuruz tamam. Yarına. Güzel bir. Ama yarın yağmur da gözüküyor. Gerçi belli olmuyor. Bugün de gözüküyordu dün itibariyle. Bugünkü hava tahminine baktığımızda bugün de yağacak gibi gözüküyordu. Hatta az önce şurada kuruyorduk stüdyomuzu değil mi? Sonra dedik ki Burak Meral, yok yağmur geliyor ıslanacağız dedi. Biraz daha ağaçların altına geldik. Yağmadı. Ne diyordu? Ama olsun, daha güzel oldu. Yani sonuçta hayattan keyif almayı bilenler yağmur damlalarıyla ıslanmazlar. Her yerde her şeyde bir sözü var. Çok güzel. Vallahi tam şair gibi. Erbatan Yenikon, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Senin de. Ceyla, Serkan, umarız izleyicilerimiz de sohbetimizden biraz keyif almışlardır. Biz de dilimiz döndü.